Bütçe görüşmelerinin yapıldığı mecliste dün üzücü bir hadise yaşanmıştı. Kürsüde konuşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez fenalaşarak bayıldı. Düşerken kafasını çarptığı da görüldü Bitmez'in. Sağlık durumu ciddiyetini halen koruyor maalesef. Şimdi Bitmez'in tedavisinin sürdüğü Bilkent Şehir Hastanesi'ne gideceğiz. Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'ten son gelişmeleri, son durumu alacağız. Buse, sen de izliyoruz notlarını. Mehmet Akif Ersoy, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor. Anjiyo yapılmıştı dün ve anjiyonun ardından da yoğun bakıma alınmıştı. Aslında hastaneye de entübe edilerek getirilmişti. Yoğun bakıma alındıktan sonra da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Bölümü Başhekimi Profesör Doktor Mehmet Ali Özatik durumuna ilişkin bir açıklama yaptı bugün. Aynı yükseklikte hayati riskin devam ettiğini ifade etti Özatik. Yapay kalp ve akciğer cihazıyla dolaşımının sağlandığını ifade etti ve yüksek hayati riskin devam ettiğine dikkat çekti. Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ziyarete geldi. Karamollaoğlu da dünden bugüne büyük bir değişikliğin olmadığını ve Saadet Partili Bitmez'in bilincinin yerinde olmadığını ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret edenleri arasındaydı. Özgür Özel de Saadet Partili Bitmez için ilk günden bu yana gruba, aslında seçildikten bu yana iki grup arasında köprüyü sağlayan bir milletvekili olduğunu da belirtti. Ziyaret edenler arasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da yer alıyordu. Dakikalar içerisinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu noktaya gelerek Bilkent Şehir Hastanesi'nde son duruma ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Sözü tekrar size bırakalım. Mehmet Akif Ersoy. Buse, teşekkür ediyoruz. Fahrettin Koca'nın açıklamasını da takip ediyor olacağız. Umuyoruz iyi bir gelişme olsun efendim.